Euler metodunu artık bildiğimize göre o zaman bu metodu matematiksel olarak ne kadar anladığımızı ya da en azından nasıl kullandığımızı test eden örnek bir soru çözelim. Şimdi soru diyor ki bu şekilde verilen bir diferansiyel denklem olsun. Y'nin x'e göre türevi 3x eksi 2y. Y eşittir gx bu diferansiyel denklemin bir çözümü ve k'nın bir sabit olduğu başlangıç değeri ise g0 eşittir k olarak verilsin. Ö Euler metodu x eşittir sıfırdan başladığında ve adım büyüklüğü 1 olarak alındığında g2 yaklaşık olarak dört buçuk olacak şekilde bir tahminde bulunuyor. K'nın değerini de bulun diyor. Şimdi bir kez daha soru bize diyor ki x'in sıfır y'nin de k olduğu bu başlangıç değerinden başlayacağız ve adım büyüklüğü 1 olan Euler metodunu uygulayacağız. Dolayısıyla bir kere sıfırdan 1'e sonra da 1'den 2'ye adım atacağız. Ardından yaptığımız bu tahmin bize 4,5 sonucunu verecek. K'dan başladığımıza göre bizi G2'nin yaklaşık olarak 4,5 olacağı noktaya götürecek olan K değerini bulabiliriz. Bunu da söylediğimize göre videoyu durdurmanızı ve kendi başınıza çözmenizi öneriyorum. Her zamanki gibi. Belki kendi başınıza çözmeye çalıştığınızı tahmin ediyorum. O zaman bir de birlikte çözelim. Euler metodunun ilk videosunda yaptığımız şeyin aynısını yapacağım. Buraya küçük bir tablo çizeceğim. Şöyle küçük bir tablo. Bundan daha düz bir çizgi çizebilirim. Daha iyi olabilirdi ama bu da işimizi görür. Neyse şuraya x sütununu ee, çizeyim. Y için kendimize biraz yer ayırayım. Çünkü biraz hesap yapabiliriz. Y ve sonra da dy bölü dx. Şimdi başlangıç değerimizle başlayabiliriz artık. X eşittir 0 olduğunda y eşittir k imiş. x eşittir 0 olduğunda y eşittir k. O zaman bu noktadaki türevimiz kaç? dy bölü dx 3x eksi 2y öyle değil mi? Öyleyse bu durumda 3 çarpı 0 eksi 2 çarpı k. Bunu da eksi 2k olarak yazabiliriz. O zaman şimdi bir adım daha atabiliriz. Adım büyüklüğümüz 1 olarak verilmiş. Yani her adımda x'i 1 arttırmamız gerekiyor. Öyleyse şimdi x eşittir 1'e gelmiş olduk. Yani şimdi yeni y değerimiz ne olacak? x'i 1 arttırdığımıza ve eğimimizin de eksi 2k olduğunu bildiğimizi düşünürsek y'yi eksi 2k çarpı 1 kadar arttırmamız gerekecek. Yani sadece eksi 2k kadar. Eksi 2k. k artı eksi 2k da eksi eksi k eder öyle değil mi? Öğler metodunu kullanarak 1 virgül eksi k noktasına ulaştık. Peki bu noktada eğimimiz ne olmalı? 1 virgül eksi k eğimimiz 3 çarpı x yani 1 eksi 2 çarpı y o da şimdi eksi k. Bu da 3 artı 2 k'ya eşit olacak. Şimdi bir adım daha atacağız çünkü adım büyüklüğümüz 1. Pardon pardon 1'e değil 2'ye gelmiş olacağız öyle değil mi? Bizim ilgilendiğimiz nokta asıl bu nokta. Çünkü g2 değerini tahmin etmeye çalışıyoruz. O zaman x eşittir 2 olduğunda y değeri için nasıl bir tahmin bulmuşlar? Burada k türünden bir sonuç bulacağız ama bunun zaten 4,5'e eşit olduğunu da bize soruda vermişler. Öyleyse bunu kullanarak k'yı bulacağız. Hadi bulalım. Şimdi x'i 1 arttırdığımıza göre y değerini 1 çarpı 3 artı 2k kadar arttırmamız gerekecek. Eksi k artı 3 artı 2k. Burası 3 artı k edecek ve bize bulduğumuz bu tahminin 4,5 olduğunu söylüyorlar. O halde 3 artı k eşittir 4,5. Başladığımız k değerini her iki taraftan 3 çıkarırsak, evet k değerini 1,5 olarak buluyoruz ve bunu isterseniz doğrulayabilirsiniz. Buradaki başlangıç değeri eğer g0 eşittir 1,5 ise eğer g0 1,5'e eşitse ve buraya 1,5 koyarsak görüyoruz ki burada 4,5 buluyoruz. Böylece soruyu çözmüş olduk.